Yeterli. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, yeterli. Yani hani derler ya, çuval giyse yakışır diye. Bu kız da böyle bir kız işte. Muazzam bir güzellik ya, maşallah kızım sana. Ne oldu, yine mi yanlış bir şey söyledim ben? Gönül, önündeki yemeği ye. Yiyorum Kenan. İyi. Tuncay, salata ister misin? Sağ ol Ayşegül, istemiyorum. Bak bu da ekinaj, görüyorsun değil mi? Susturacaklar şimdi. Sus. Bak, bak bunu ye. O ne baba ya, o ne ya? Biz burada hepimiz taş yiyelim ha. Babası kıyamaz ki küçük kızına. Kaç kilo doğdun kızım sen? Bir kilo 250 gram mı oldu? Dokunmayın. Sen var ya hakikaten parmak kız gibiydin ha. Tamam, artık canavar gibiyime gerçekten doydum baba. Şunu son hatırım için ne olur diyorum. Ha, doydum. Bak sebze bir. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Baba. Fırat. Nerede kaldın Fırat? Toplantıdaydım. Uzadı biraz. Anca gelebildim. Gidiyorum. Hayır gitme. Bak, bırakma beni. Beni tek bırakma ne olur. Ekin. Nasılsın? Geri dur iblis, geri dur. Siz yeni başladınız herhalde. Hayırlı olsun. Ben bir servis alabilir miyim? Sıkımın kökünü ye Allah'ım bela. Ne var Cem? Biz yarın birlikte mi gideriz, ayrı ayrı mı gideriz? Birlikte gideriz. Hayırdır, nereye gideriz? Bursa'ya. Bursa'ya. Anlatmıştım sana, unuttun herhalde. Bir müşterim sadece benim ürünlerimi satmak için bir mağaza açmak istemişti. Anlaşmıştık, isim hakkını vermiştim. Neyse. Ah, yarın mağazayı açacaklar. Beni de davet ettiler. Gitmezsem ayıp olur şimdi. Ben de gitmezsem çok ayıp olur. Neval dedi ki sen de bana katıl. Fikirlerin benim için önemli dedi. Ben de kıramadım. Ayrıca son günlerde bu evde gerçekten çok sıkıldım. Ben biraz hava almaya ihtiyacım var. Öyle bir arada gideceğiz biz. Günübirlik mi gideriz hayatım? Aynen. Olay bu kadar yani. Ben bir bardak su alabilir miyim? Ben veririm ya, su ben veririm. Ya oğlum sen niye veriyorsun? Abi sana ya bir şey yok. Sakin. Elim çattı ya. Allah Allah. Sakin. Benim kalkmam lazım. Bir arkadaşıma sözüm vardı. Ekin, bir saniye durur musun? Masadan kalkması gereken kişi sen değilsin. Hayırdır Ayşegül? Senin amacın ne Fırat? Hakikaten hayırdır Ayşegül? Sen kuzeninle ne biçim konuşuyorsun? Ayıp değil mi kızım? Ben çok rahatsızlık duydum yani gerçekten. Yemek yerine laf yedim şu an. Hadi hayatım kalk, üçümüz odaya gidelim. Madem istenmiyoruz Ayşegül Hanım, rahat etsin. Gönül bir sakin olur musun? Ayşegül, sözlerine dikkat et tamam mı? Bir şey demedi kız. Ben yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum baba. Tamam Ayşegül. Neden ya? Bırak konuşsun. Şirkette beni nasıl yumrukladığından da bahsetsin patron. Ne? Ne diyorsunuz siz?
Ekin'le Fırat ofisin ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Mesele bu. Hadi ya, kim anlattı bunu? Can. Nasıl yani? Şimdi siz herkesin önünde, çalışanların önünde kavga mı ettiniz? Sonra konuşalım Kudret abi. Aynen ya, biz niye konuşuyoruz konuyu? Kapatalım ya, tamam konuyu hadi. Hayır, hayır. Olur mu öyle şey? Şimdi konuşalım. Yeri gelmişken konuşalım değil mi? Ekim Bey geldi, şirketin ortasında bana yumruk attı. Ben hiçbir şey yapmadım. Zaten mesele iş meselesi değil. Mesele kız meselesi. Ne? Hangi kız? Sen kesin biliyorsun bu meseleyi, bana anlatacaksın Can. Hiçbir şey bilmiyorum. Herkese iyi akşamlar. Dur, dur. Bitsem iyi olacak. Dur. Daha bana kurduğun komplodan bahsetmedik. Biraz da ondan bahsedelim. Fırat, bu konuyu uzatırsan sen zararlı çıkarsın. Öyle mi? Nasıl zararlı çıkacakmış Fırat? Abimin sofrasında benim oğlumu tehdit mi ediyorsun sen? Bana bakın. Şimdi biriniz bana neler olduğunu anlatacak mı diyorum? Yarın konuşuruz Kudret abi. Tadınızı kaçırın. Gitsem iyi olacak. Fırat. Ait olmadığın yerde durma zaten. Baban gibi. Sana babamın adını bir daha ağzına alma dedi. Ekin, Ekin, Fırat. Vur, hey. Ayrılsana. Fırat. Ekin, Fırat. Ne oluyor size be? Sen dua et Kudret abiye, Neval ablaya olan saygımdan sana dokunmuyorum. Bu burada kalmayacak. Tamam anne, yok bir şey, yok bir şey. Hadi, hadi.